AYT Etkili Matematik Soru Bankası'nın video çözümleri Yaşar Hoca Metmen farkıyla karşınızda olacak arkadaşlar. Artık hocayı görebileceğiniz her sorunun video çözümünde konudan ufak bilgiler içeren videolar sizlere çekeceğim arkadaşlar çözümle sırasında kitabın video çözümü benden aynı zamanda kitabın kampı da var arkadaşlar AYT kampı. O yüzden kitabı aldığınızda hem video çözümlerinde 10 numara anlatımlarla karşınızda olacağım hem de bomba gibi bir kamp ve kampın programıyla yine karşınızda olacağız arkadaşlar. Şimdi gelin AYT etkili matematik kitabının ilk setinin ilk sorusuyla bomba gibi başlayalım arkadaşlar. Set 1'in ilk sorusuna bakıyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki hangileri doğru demiş. fx bir fx fonksiyonu daima azalandır diyor. Sevgili arkadaşlar fx fonksiyonu daima azalan olduğunu şuradan anlayabiliriz. Bu bir doğrusal fonksiyon olduğu için arkadaşlar x'in önündeki kaste yani aslında eğimi yani ax artı b dediğimiz zaman buradaki a'sı bize bunun azalan mı artan mı olduğuna dair fikir verir. Eksi ise azalandır. Doğru. x80'ini 8'de keser. Arkadaşlar bir fonksiyonun x80'ini kestiği yer içini sıfır yapan değer. Yani şuradaki dışını yani şurayı sıfır yap. Sonucunu sıfır yapan değerdir. Yani aslında biz eksi 2x artı 8'i sıfır eşitleyeceğiz arkadaşlar. Hemen 8'i karşıya attık ve eksi 2x'i karşıya atalım. 8 eşittir 2x. x buradan 4 oldu. O yüzden 8'de keser. Yanlış arkadaşlar. y ekseni 4'te keser diyor. y eksenini kestiği yer her zaman arkadaşlar buradaki sabit terimdir. Sabit terim y eksenini kestiği yer olduğu için y eksenini 8'de kesiyor gördüğünüz üzere. O yüzden y eksenini 4'te keser. Bu da yanlış oluyor. Cevabımız yalnızca bir kol oluyor ilk sorudan. Hemen gelin ikinci soruya. Diyor ki burada A, B gerçel sayılar olmak üzere fx ax artı b fonksiyonu y eksenini pozitif tarafta kesen. Y eksenini pozitif tarafta kesiyorsa ne demek arkadaşlar bu? B'si sıfırdan büyük demek. Aynı zamanda e, azalan bir fonksiyon. Azalan olduğunu da yine arkadaşlar nereden görüyoruz? E, burada ax artı b gibi ifade var ya buradaki a'nın değerinden görüyoruz. O zaman a'sı negatifse bu azalandır. A da negatifmiş. Buna göre aşağı hangisi y ekseni negatif tarafta kesen artan bir fonksiyon olabilir diye bize soruyor arkadaşlar. Şimdi hemen bakalım burada ne var arkadaşlar? Fof x var gördüğünüz üzere. Fof x ne demek? Hemen şöyle şuradan yapalım arkadaşlar şurada. Fof x f'nin içinde fx demek. Yani bu kendisi ax artı b gibi bir ifade ise yani şu oluyor aslında. ax artı b'nin bileşke ax artı b. Yani şu ifadeyi bunun içerisinde yazmış olacağız arkadaşlar bu durumda. E bu durumda ne oluyor? a kare x artı ab artı b oluyor gördüğünüz üzere doğru değil mi? Peki yeni ifademiz bu yani fof bu demek peki bunun biz öncelikle x'in önündeki katsayı bakıyoruz a kare. Şimdi arkadaşlar a pozitifmiş a kare ne oldu arkadaşlar e, a negatifmiş pardon a kare ne oldu a kare pozitif oldu gördüğünüz üzere peki diyor ki bize y negatif tarafta geçen artan bir fonksiyondur evet x'in önündeki katsayı artı olduğu için artan bir fonksiyon peki Y'yi negatif taraftan mı geçiyor hemen buna da bakalım arkadaşlar buradaki b'miz b'miz arkadaşlar pozitif A B. Şimdi A negatif B pozitif. Bunları çarptığı zaman negatif olur. Ama arkadaşlar burada bir artı bir eksi sayının toplamı var. Kim daha büyük bilmiyorum. Yani bunun sonucu eksi de çıkabilir. Artı da çıkabilir. Bir fonksiyon olabilir diyor. Ama bize zaten olabilir dediği için arkadaşlar bu olabilir. Çünkü mesela burada eksi daha büyük gelebilir. Eksi daha büyük geldiği zaman sabit terim negatif olur. Eğer bir doğrusal fonksiyonda sabit terim negatifse y eksenini arkadaşlar ki nerede keser negatif tarafta kesmiş olur. Yani y eksenini kestiği yeri gösteriyor direkt olarak orası. O yüzden bir olabilir. Gelelim ikinci arkadaşlar. F'in içine bx yaz demiş. Yani burada x gördüğün yere bx yaz demiş. Ne oldu arkadaşlar? F'de bx. Yani a bx artı b oldu. Bir de eksi a demiş. A'yı da çıkar demiş buradan. Okey hemen bakalım. Şimdi buradaki a bx'i ya, Burada eksi. B ne? Artı. Bunların çarpıcılığının sonuç ne oldu? Eksi. O zaman x'in katsayısı eksi oldu. O yüzden bu artan bir fonksiyon değildir. Bu gitti sevgili arkadaşlar. Şimdi burada da diyor ki x yerine b eksi x yaz. Bakın b eksi x yazalım. Yazalım arkadaşlar. O zaman ne oldu? Hemen şurada göstereyim onu da. a çarpı b eksi x. Bir de a, artı, a çarpı b eksi x artı b var. Bir de buna dışarısına a ekledim. Demiş. Bakın a'yı da ekledim buraya. Hemen şunu yapalım. Ne oldu? a b eksi a x artı b -X artı a oldu gördüğünüz üzere buradaki ifade. Hemen buna bakalım arkadaşlar. Şimdi eksi AX. Şimdi a x. Şimdi a'nın kendisi zaten negatifti. Eksi a ne oldu arkadaşlar bu durumda? Bu burada e, ne çıkmış oluyor? Pozitif çıkmış oluyor. O zaman x'in önündeki katsayı pozitif. O yüzden bu ne olabilir arkadaşlar? Artan bir fonksiyon olabilir. Peki sabit terimine bakalım. a eksi b artı a çarpı b eksi arkadaşlar burada gördüğünüz üzere. Yani bunların sonucunda bunun sabit teriminin toplamı negatif çıkma ihtimali var sevgili arkadaşlar. Negatif çıkma ihtimali olduğu için buradaki ifadenin şuradaki ifadenin sabit terimi negatif çıkabilir. Yani y'yi negatif tarafta kesebilir. O yüzden bu da mümkündür arkadaşlar. Cevabımız bu durumda 1 ve 3 oluyor diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Hemen gelelim bir sonraki soruya. Bir sonraki soruya bakalım arkadaşlar. Üçüncü soru. Üçüncü sorumuz bu. Bu soruyu çözmeye başlayalım. fx ve gx fonksiyonları verilmiş arkadaşlar burada da. fx ve gx fonksiyonu da f artı g artandır. Şimdi bu ikisini toplayacağız. İkisinin toplamı ne oldu arkadaşlar? İkisini topladığımız zaman ne oldu? Eksi 2x artı 24 oldu. Arkadaşlar bakın ikisinin önünde negatif bir sayı var. O yüzden artan değil azalandır. F'den g'yi çıkardı. F'den g'yi çıkarırsak bakın. Burada x'li terimin katsayısı önemli ya artan mı azalan mı olduğunu. Yani 4'ten eksi 6 yani 4x eksi, eksi 6x oluyor yani çıkardığımız zaman. O zaman burası ne oluyor? Şurası artı oluyor. 10x oluyor. Artandır. Doğru. T ve GX fonksiyonunun kesişim noktası 2'ye 10 noktası. Arkadaşlar iki fonksiyonun kesişim noktası ikisini birbirine eşitlersin ve bulduğun X değeri bunun kesiştikleri X değerleridir. Hemen gelin iki fonksiyonu birbirine eşitleyelim arkadaşlar. 4X artı 2 eşittir. Eksi 6X artı 22. 2'yi buraya eksi 6X'i buraya at. 10X eşittir. 20 X eşittir 2 oldu. Şimdi X eşittir 2 noktasında kesişirler ama bunların Y'leri ne? Gelin arkadaşlar X eşittir 2 ister burada yerine koyun. 4 kere 2 8 artı 2'den 10. İsterseniz de burada yerine koyun. Eksi 6 çarpı 2 eksi 12 eksi 12 artı 22'den 10. Gördüğünüz üzere sonucu 10 çıkıyor. Yani bu x'i 2 sonucu da yani y'si de 10 çıkan noktada kesişirlermiş. O yüzden bu da doğru oluyor. Cevabımız bu durumda 2 3 oldu sevgili arkadaşlar. Hemen gelelim bir sonraki soruya dördüncü soruya. Dördüncü sorumuz bu arkadaşlar. Diyor ki 8 Ocak'ta Çorum iline ait hava sıcaklığı y eşittir hx fonksiyonu olarak çizilmiştir diyor. 0 0 ile 10 saatler arası esas alındığında diyor. 0 0 ile 10 saat esas alındığında hangileri doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar bakın 0 0 saati burası saat buraymış. 0 0 saati burası şu saatle 10 arası şuralar yani dikkate alınacak. Bakalım 0 0 ile 0 4 arası sıcaklık sürekli azalmıştır diyor. Bakın arkadaşlar sıcaklık giderek azalıyor gördüğünüz üzere. Aşağı doğru gidiyor. 0.0 ile 0.4 arasında aşağı doğru gidiyor. Sürekli azalmıştır. Doğru. 0.1 ile 0.7 arasında 0, 1 ile 0, 7 arasında sıcaklık sıfırın altındadır diyor. Doğru mudur? Evet arkadaşlar 1 ile 7 arasında bakın fonksiyon aşağıda gördünüz mü? Yani sıcaklık değerleri hep negatif geliyor gördüğünüz üzere. O yüzden burada nedir? Burası evet negatiftir. Sıfırın altındadır. Bu da doğru. Aynı şekilde. Geldik buraya. 0 7 ile 0 10 arası. 7 ile 10 arası sıcaklık sürekli artmıştır. Arkadaşlar 7 ile 10 arasında bir artış var gördüğünüz üzere. Sıcaklık sürekli artmıştır. Bu da doğru. Cevabımız Edirne oluyor sevgili arkadaşlar. Grafiği iyi okuma sorusu diyebiliriz. Gelelim 5. sorumuza. Diyor ki eksi 2 ile 12 aralığında tanımlı fx fonksiyonu grafiğine göre artan olduğu bölgede pozitif değerlidir. Şimdi arkadaşlar artan olduğu yer neresi? Bunun yukarı doğru çıktı. Ya. şurası değil mi? Burada artıyor sadece. E burada pozitif değerli midir? Bakın arkadaşlar sonuçları hep ne bunların? Sonuçları pozitif görünce de pozitif değerlidir. Okey bu doğru. Eksi 2 ile 0 arasında negatif değerlidir. Arkadaşlar eksi 2 ile 0 arası şurası değil mi? Bakın burada değer verdiğiniz zaman karşılığı ne? Bakın y'de pozitif değerlere geliyor gördüğünüz üzere. O yüzden negatif değerlidir. Yanlış. fx eşittir 1 eşitliğini sağlayan 3 tane x gerçek sayısı vardır diyor. Arkadaşlar mantık çok basit burada. Sonucun 1 çıkmasını istiyorum. Şimdi 1 nerede? 1 bakın burada. Şimdi sonucu 1 çıkanlara bakıyorum. Bakın nokta nokta diye geldim. Bakın şuranın sonucu 1 çıkar. Bu artık neyse. Ardından devam ediyorum bakın. Şuranın sonucu da 1 çıkar. Bakın buranın sonucu da 1 çıkar. Buranın sonucu da 1 çıkar. Yani 3 tane değeri verdiğim zaman bakın şu 3 değeri verdiğim zaman karşılığı hep 1 çıkıyor fonksiyonda. O yüzden 3 tane x gelken sayısı vardı sonucu 1 çıkan. O yüzden bu da doğru arkadaşlar. Cevabımız bu durumda ne oldu? 1 ve 3 oldu. Ceyhan oluyor sevgili arkadaşlar. Set 1'in çözümü bu şekildeydi. Diğer setlerle bomba gibi devam edeceğiz.